bu gündemi Yanardağ'ın cezaevine atılmasını, bu şartlarda çıkartılmasını nasıl okudunuz bu süreçte? Ya öncelikle hem Merdan Yanardağ hem Telebir ailesine büyük geçmiş olsun dileklerimi sunarak başlamak istiyorum. Burada aslında bir geçmiş olsun da belki bütün Türk milletine söylemek gerekir. Çünkü bu mesele sadece Merdan Yanardağ ve Telebir'le sınırlı bir mesele değil. Dün Ayşenur Aslan, Sayın Ayşenur Aslan'ın gözaltına alınması üzerine adliyeye gitmiştim. Bugün Merdan Yanardağ için gittim. Şunu söylüyorum, ben aynı zamanda Kırmızı Kedi yayın evi temsil ediyorum. Evet. Şimdi Barış Pehlivan da şu anda içeride, o da yazarımız. Yani bazen arkadaşlar arasında konuşurken şunu söylüyorum, yani ben açılan davaların sayısını bilmiyorum diyorum. İnsanlar bunu şaka zannediyorlar ama gerçekten bilmiyorum. Yani şimdi bir televizyonla basına, bir yayın evine yönelik bu tür baskıların olması bir ülke için hayra alamet değil. Bunu ben Sayın Yanardağ ya da Barış Pehlivan veya cezaevindeki diğer yazar, çizerler, düşünce insanları açısından söylemiyorum. Onlar bir fikirleri olan, bir idealleri, bir dünya görüşleri olan insanlar ve bu konuda fikirlerini ifade etmeye devam edecekler. Bu konuda gelen bir görüşleyebilecek olgunluğa ve kumaşa sahip insanlar. Hı hı. Burada esas bence bütün bir milletin düşünmesi ve ders çıkartması gereken şeyler var. Şunu demek istiyorum. Gazetecilerin, fikrini söyleyen insanların hapsine atıldığı bir ülkede hiç kimse güvende değildir. Mesele sadece bir güven meselesi olarak da algılamamak lazım. Bir şeyler kötüye gidiyor demektir. Aslında tüm bu olaylar o kötüye gidişi makyajlamak, kapatmak, çıkabilecek sesleri susturmak için yapılıyordur. Yani burada herkesin külahını önüne koyup uzun uzadıya düşünmesi gerekiyor. Biz bunları geçmişte de yaşadık. Evet. İşte FETÖ kumpasları döneminde Balyoz, Ergenekon, Oda TV, daha sayısı 28 Şubat kumpas davası esnasında birçok subayımız, aydınımız, gazetecimiz, siyasetçimiz içeri atıldı. Peki Türkiye ne hale geldi bu süreçte? Ta 15 Temmuz darbe girişimine kadar giden çok acılı, kanlı bir süreç yaşadık. Bugün de yaşanan şeyler bence kötüye doğru bir gidişin göstergesi. Benden önceki Telebir'i izliyorum. Benden önceki katılımcılar, gerek şimdiki sayın katılımcılar meselenin hukukla ilişkisi üzerine bir sürü şey söylediler. Hepsinden de öğrenerek dinliyorum. Ama mesele burada hukukla ilgili bir şey yok. Bu davaların hepsi siyasi davalardı. Ne yazık ki geçtiğimiz genel seçimin ardında iktidar artık farklı bir yüzde ortaya çıkmaya başladı. Bunun çeşitli sebepleri var. Türkiye, bunu altını çizerek söylüyorum, büyük bir çöküşe doğru gidiyor. Burada mesele tabii ki Sayın Yanardağ'ın, Sayın Pehlivan'ın, diğer insanlarımızın cezaevine atılması büyük kişisel trajediler. Bunlara karşı çıkmak lazım, çıkıyoruz da. Ama ortada bence konuşulması gereken şey, buradaki hukuk, tırnak içinde hukuk, hukuki meseleler dışında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu büyük çöküştür. 20 yıllık bir iktidarın sonucunda Türkiye cumhuriyetten uzaklaşmanın ağır faturasıyla karşı karşıyadır. Büyük bir ekonomik yıkım önümüzde duruyor. Türkiye tarihte daha evvel görülmemiş, ulusal devletlerin ortaya çıktığı dönemden sonra hiç yaşanmamış büyük bir sığınmacı istilasıyla karşı karşıya
insanlar oturuyorlar, millet, yani Türk milleti kavramını tekrar anayasada değiştirmeyi tartışıyorlar. Büyük bir karşı devrim sürecini yaşıyor Türkiye. Burada eğer Türk milleti bu süreci durduramazsa maalesef büyük bir çöküşle, tıpkı Kurtuluş Savaşı esnasında olduğu ya öncesinde olduğu gibi büyük bir çöküşle karşı karşıya gelecektir. Bunu söylememin sebebi, altını çizmemin sebebi şu. Biz bu Sayın Merdan Yanardağ'ın, Televire'nin, çeşitli basın organlarının ya da işte Kırmızı Kedi Yayın Evi'nin karşılaştığı baskılar vesaireler meselesi değildir. Türkiye önümüzdeki dönemde bir var olma, yok olma sürecine karşı karşıyadır. Evet. Bu sürece direnmek açısından Merdan Yanardağ, Ayşe Nur Aslan'a, diğer gazetecilere sahip çıkmak son derece önemlidir. Ne yazık ki komik bir süreç ile karşı karşıyayız. Yani komik burada tabii tam kelime olarak oturmadı ama sosyal medyada bir operasyon yapılıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde sığınmacı işgaline karşı çıkan insanlara yönelik, evet, önce önü sonu belli olmayan videolar servis edildi. Arkasından yargı, tırnak içinde yargı harekete geçmeye çağrıldı ve arkasından göz göre göre bir takım operasyonlar geldi. Merdan Yanardağ'da yaşanan da bu. Merdan Yanardağ, ben senelerdir tanırım. Merdan Yanardağ eleştirebilirsiniz, onu söyleyebilirsiniz, bunu söyleyebilirsiniz. Ya bu hakkınız ama Merdan Yanardağ terörle ve terör örgütle ilişkilendiremezsiniz. Aynı Ayşe Nur Aslan'ı ilişkilendiremeyeceğiniz gibi. Burada siyasi süreçle ilişkin iktidar bir hedef tetikleniyor. Sosyal medyada bir kaos yaratıyor. Arkasından savcılar harekete geçiyor ve yani hukuki olarak tartışmaya hakikaten hiç gerek yok. Doğru muydu, yanlış mıydı? Bence gelen tepkiler sonucunda iktidar da şu noktaya geldi. Benim kişisel bir yorumum bu. Ya şimdi serbest bıraksak daha evvel yaptığımız işin sıkıntıları ortaya çıkacak. Yani tırnak içinde bile hukuka uygun olmadığı ortaya çıkacak. Fakat serbest bırakmazsak da tepki büyük. Böyle bir ceza icat edelim. Hem ceza verelim hem tahliye edelim. Yani benim kişisel yorumum bu. Fakat bir Türkiye'nin dediğim gibi ekonomik, siyasi bir çürümeye doğru gitmesi, bir sığınmacı işgaline karşı karşıya kalması ve artık hukukun göstermelik olarak bile kullanılmaması, hukuk dışı yöntemlerle insanları istediğiniz gibi gözaltına almak, tutuklamak, cezaevinde bir süre bırakmak, diğer ses çıkartabilecek insanlara bir ibret, tırnak içinde ibret olsun diye cezalandırmak ve geri bırakmak, bu ancak çökmekte olan bir toplumda görülecek şeyler. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinizle, bize katkı sağladığınız için Sayın Halik Epkon. İyi akşamlar diliyoruz.